should try to be the best you can be. Ya da öğrencilerimizi genel cerrahi seçmeleri konusunda destekliyorum. Asla ve asla vazgeçmesinler. I think you have to follow your passions. Yani yurt dışına gideceğim, eğitimin en iyisini alacağım, yüksek eğitim yapacağım ama ülkeme geri döneceğim. Engelleri aşacaklar ve başarılı olacaklardır. En önemlisi de bir mutlu olacaklar. Adım Betül Musullu, 8 yaşındayım. Ben Berra Nur Yücel, 2. sınıfa gidiyorum, 7 yaşındayım. Ben Doktor Yeliz Emine Ersoy, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda profesör doktor olarak çalışıyorum. Meme ve endokrin hastalıkları cerrahisiyle ilgileniyorum. Asya Gökmen, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Anabilim Dalı Başkanıyım. My name is Nancy Asher. Adım Zeynep Muğlalı. 9 yaşındayım. I am a transplant surgeon. I'm at the University of California, San Francisco. I've been here for 30 years. I started doing transplants over 35 years ago and was the first woman to do a liver transplant. So right now I still do liver transplants and kidney transplants, and I do all the live donors for live donor liver transplants. So I'm still busy, even though I have white hair. I still am busy clinically, and I take care of patients, and I teach medical students and residents. Zeynep Sude Çelik. Ben doçent doktor Duygu Sağ. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Aynı zamanda İzmir Biyotüp Genom Merkezi'nde kanser immünolojisi araştırma grup lideriyim. İsmim Ayşe Akın. Doktorum. İki dalda uzmanlık yaptım. Birincisi kadın hastalıkları ve doğum, ikincisi de halk sağlığı uzmanı oldum. Dünya Sağlık Örgütü'nde yönetici düzeydeydim. Alara Yarım. Doktor olmak istiyorum. At first I wanted to be an archaeologist, and then I wanted to be a psychologist, and then I wanted to be a doctor, and then I wanted to be a surgeon. And that was the kind of weird part, because being a doctor was fine, but then the next step of being a surgeon was weird because there weren't very many women who were going into surgery at that time. Ben önce bilim insanı olmak istiyorum. Çünkü hedefimde gerçekten tiyatro vardı. Hayalim jet pilotu olmaktı. Doktor veya veteriner hekim. Ama mutluyum, hiç pişman değilim. Çünkü ben hala eğitmeye devam ediyorum. Hem de tıp öğrencilerini eğitmeye çalışıyorum. Hemşire olmak istiyorum. Bilim insanlarının deneylerle ve araştırmalarla yaptığı kesin olarak bilgilerdir. Laboratuvarda yapılan deneyler. Deneyler ve araştırmalar geliyor. Evet olabilirler. Tabii ki de. Tabii ki. Erkek de kadın fark etmez. İkisi de bilim insanı olabilir. Olabilir. Evet olabilirler. Annem de bir bilim insanı. Kızlar bilim insanı olabilirler çünkü biz bilim insanı diyoruz. Ve hem erkekleri hem de kızları kastetmiş oluyoruz. Ve kızlar her şeyi başarabilirler. Kadın olmanın dezavantajları aslında ön yargılarla başlıyor. Bilinçli ya da bilinçsiz ön yargılarla başlıyor. Bu hepimizde var. Kadınlarda da kadınlara karşı ön yargılar var ve farkında bile değiliz aslında. Yani aslında net olarak ben kendi hayatımda da işte sen kadınsın, bu işi alamazsın, bu makaleyi yayınlayamazsın gibi bir şeyle karşılaşmadım. Çok da desteklendim, çalıştığım kurumda da öyle. Daha önce çalıştığım Amerika'daki yerlerde de öyle ama şöyle olduğunu hissettim her zaman. Kadın olduğum için kendimi biraz daha fazla kanıtlamam gerektiğini hissettim. I think it has advantages and disadvantages. I think if you are in the whole issue of disparity or underrepresented individuals, if you are unusual, a woman in a room full of men, you will get more attention. Now, you will get attention if you do something right, but you'll get attention if you do something wrong. So I felt like I was under the microscope a lot, but it didn't bother me. Sometimes people said bad things about women, but the issue is the more people you see around you who are like you, or the more welcoming I am to you as a woman, the more comfortable you will feel, and then you're going to do it for the next generation. And you know, that's the idea here, that we help one another
get through this thing. Ben tabii canhıraş, böyle enerji dolu, iyi niyet dolu hekimlik yapmaya çalışıyorum. İlk 6 ay bana Ebba Hanım dediler. 6 ay sonra beni çok sevdiler, saydılar, değerimi anladılar, öyle diyelim. Ve aniden bana herkes Doktor Bey demeye başladı. Adamın birine dedim, pardon ben erkeğe mi benziyorum? Ama adam bana dedi ki, estağfurullah, ayıp olmasın diye. Hani doktor hanım dese bana çok ayıp edecek. Ben anlamadım, öyle saçma şey olmaz. Bundan sonra bana doktor hanım diyeceğiniz dedim. Herkes de doktor hanım dedirttim yani. Bilim dünyasında kadın olmanın tabii zorlukları var. Bizim de zaman zaman yolda çoğu adımda karşılaştığımız zorluklar oldu. Tabii ilk etapta sadece işte değil işiniz. Hastanede her ne kadar profesörseniz de eve gidince yine anne ve eşsiniz. Birkaç kişiyle bölünmeniz gerekiyor tabii. Bunun hem zorlukları hem güzellikleri de var. Dünyadaki de zaten bilim insanlarının %30'u kadın baktığımızda, Nobel ödülü alan bilim insanlarının %3'ü sadece kadın. Yani doktora yapan kadın sayısı daha fazla iken işte ki kendi laboratuvarını kurmuş ve daha ilerlemiş kadınların sayısı daha az oluyor maalesef. Tabii tarih boyunca kadınlar her zaman bazı ön yargıları yıkarak bir şeyler yapmaya, kendi fikirlerini, başarılarını, düşüncelerini göstermeye, ispatlamaya çalıştılar. Örneğin yönetsel süreçlerde kadınların çok fazla rol almıyor olması birçok yerde çok dikkat çekici değil mi? Her ne kadar iş yaşamına girmeyi başarsa da kadın, akademik ortama girmeyi başarsa da aslında şöyle bir dönüp bakın bakalım kaç üniversitede dekan ya da rektör kadın ama tüm dünyada aynı sorunların yaşandığını düşünüyorum. Bilim insanı olmak için erkeğin kadından üstün olabileceğini anlamak zor çünkü aslında yapabileceğimiz şeyler aynı, kapasitemiz aynı. Biz kadını güçlendirelim demeyiz. Kadın güçlenmeli. Kadın büyük bir potansiyel, kendi gücünü kullanmalı. Bilim dünyasında cinsiyet nedeniyle ayrımcılık var. Her bir işi yapıyor. Yönetici konuma bir türlü getirilmiyor. Hala kadının şu anda ilerlemiş halini bile hazmedemeyenler var. Var İbn-i Sina. Elbette İbn-i Sina, Farabi, Biruni, Nikola Tesla ve Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu. Ben Pisakor ve Nikola Tesla'nın yaptığı şeyleri çok fazla beğendiğim için ben de büyüyünce onlar gibi topluma bazı katkılarda bulunmak istiyorum. Kulak, burun, boğaz doktoruma örnek alıyorum. Safiye Ali. Sevdikleri işi yapmalarını, yaptıkları iş için emeklerini sarf etmelerini ve o işi sevmelerini öneriyorum. Okusunlar, çok çok okusunlar, vazgeçmesinler, asla ve asla vazgeçmesinler. Gerçekten eğitimlerini, çok iyi bir eğitim almalarını öneriyorum onlara. Kalplerini dinlesinler, yapmak istedikleri meslekleri yapabilmeleri önemli çünkü. Çocuklarına sadece kalplerinin seslerini dinlemesini öğütlüyorum. Kimseye bakmasınlar, yapamazsın diyenlere bakmasınlar, işte bir insan olamazsın, şunu yapmalısın diyenlere bakmasınlar. Ne istiyorlar, o kalplerini heyecanla çarptıran şey ne, onun peşinden gitsinler. Çünkü asıl başarı o zaman geliyor. Eğer bir toplum ilerleyecekse işte o küçük kız çocuklarından başlamakla ilerleyebilir. Sizler bizim geleceğimizsiniz, yarınımızsınız. Atatürk'ün yolundan da hiç ayrılmayın. You can study anything. You can be a scientist regarding anything. It doesn't have to be bugs or guts or gore. It can be anything. But I think I want to send the message that you should try to be the best you can be. You really need to do the best job you can do at whatever you're doing. And I felt that since I was a little girl. And I try to convey that to my daughter and my son. You know, this isn't just a gender thing. You have to convey it to everybody. You have to try to do the best that you can be. When I was growing up, I felt very competitive with my sibling, with my brother and my sister. I wanted to be as good or better than them.